Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Hemen hızlıca sıralayayım. Sebzeli et şiş yapacağız. Ben dana etiyle yapacağım ama sizler isterseniz kuzu eti kullanabilirsiniz. Bizim evde pek yenmediği için dana etinin dışında yapamıyorum ama kuzu eti hem daha güzel hem de daha çabuk pişecektir. Hemen ardından salçalı bir bulgur pilavı yapacağım. Bir de yayla çorbası hazırlayacağım. Hemen öncelikle etin sosunu hazırlayayım. Et bir süre sosta beklemesi gerekiyor. Limonu rendeledim. Suyunu aldım. Sadece suyunu koyuyoruz. Bu etin daha yumuşamasını sağlayacak. Yarım çay bardağı süt. Bir tane büyüklerinden sarımsağı rendeledim. Baharat olarak kekik, tuz, toz biber ve karabiber. Hemen hemen bir çay kaşığı dolusu. Şimdi artık etleri içerisine koyacağım. Yarım kilo kuşbaşından biraz daha küçük doğranmış dana eti yıkadım. İçerisine alıyorum. Dediğim gibi illa dana eti yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yiyebiliyorsanız kuzu etini tercih etmenizi tavsiye ederim. Daha güzel olacaktır. Eğer çok uzun süre bekletecekseniz tuz ilave etmeyin. Tuzunu sonrasında da ilave edebilirsiniz. Ben sadece 1 saat kadar anca dinlendirebileceğim. Pilavımı ve çorbamı yapana kadar sadece. Üzerine streç filmle kapatacağım. Pilavımı, çorbamı yapana kadar dinlendireceğim. Bu sefer çorbayı sosunu ayrı yapmayacağım. Bütün malzemeleri hepsinin içine karıştıracağım. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişireceğim. Burada ev yapımı yoğurdum var. Yoğurttan katacağım. Yoğurdu hemen hemen bir 8 yemek kaşığı dolusu kadar ekleyeceğim. Bu yoğurt yapımı da kanalımda var. Yapmak isterseniz bakarak yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı şöyle tepeleme dolusu un, bir adet yumurtanın sarısı, yarım su bardağı pirinci yıkadım. Güzelce onu da ilave ediyorum. Ocağa götürmeden önce tüm malzemeleri karıştıracağım. Üzerine de şimdi suyunu ilave edeceğim. Tamamen karıştırın. Yoğurt böyle tane tane kalmasın. Unlar da iyice karışsın. Suyunu da ilave ediyorum. Yeterince su koyacağım. Suyu birden çok koymayın. Eğer gerekirse kaynadıktan sonra koyulaşınca da kaynar su ilave edebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ocağın başına gidip karıştırarak çorbamı pişireceğim. Çorbayı ocağa alıyorum. Altını yüksek ayara açıyorum. Sürekli karıştırarak kaynamaya başlayana kadar pişireceğim. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben çok fazlasıyla böyle hazır tavuk, et, bulyon kullanmıyorum biliyorsunuz ama bu çorbaya, yayla çorbasını hiç denemediyseniz şöyle yarım da olsa et, bulyon tavsiye ederim. Çok fazlasıyla kullanmıyorum ama bu çorbaya hiç denemediyseniz bir kere denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tat veriyor. Şimdi artık yüksek ayarda kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Çorba kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi göz göz kaynıyor artık. Şimdi çorbamı arka tarafa alacağım. Altını da kısa alacağım. Orada bir 15 dakika yani kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişsin. Ben de hemen o arada bulgur pilavını yapacağım. Bulgur pilavı için uygun bir tencere ocağımı alıyorum. Altını da yakacağım. En kısa alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İlk önce soğan ve biberleri sıvı yağda kavuracağım. Daha sonrasında tereyağı koyacağım. Ve benim bugün yaptığım yemek yani menüyü hemen hemen 8-9 kişilik hazırlıyorum. Yani biraz daha fazla olacak. Ondan dolayı pilavım ve çorbam biraz fazla bugün. Yağ ısındıktan sonra bir adet büyüklerinden yeşil biber, bir tane büyüklerinden kuru soğan,
2 diş de sarımsağı yemeklik olacak şekilde doğradım. İsterseniz domates, kırmızı biber de doğrayabilirsiniz ama ben et, sebzeli etin içinde olduğu için çok fazlasıyla domates falan ilave etmeyeceğim. Hatta direkt salçalı bile yapabilirsiniz ya da sade bile hazırlayabilirsiniz pilavınızı. Şimdi soğan ve biberler kavrulana kadar pişiriyorum. Soğanlar iyice pembeleşti. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığına yakında domates salçası ilave ediyorum. Salçayla birlikte iyice dağıtıyorum. Birazcık salça şöyle kokusu çıksın. Kavuracağım. Yıkayıp süzdürdüğüm 3 su bardağı bulguru ilave ediyorum. Bu arada sonrasında tereyağı koyacağımı söyledim ama unuttum. Şimdi ilave ediyorum. Soğanı kavurduktan sonra tereyağını koyuyorum ki yanıyor. Yandığı zaman tereyağı daha çabuk yanacaktır. Ondan dolayı böyle sonrasında koyabilirsiniz tereyağını. Şimdi biraz bulguru kavuracağım. Hafif böyle diri olsun. Yeterince de tuz ilave ediyorum. Dakikadır ara ara karıştırarak kısık ateşte kavuruyordum. İyice tereyağı içerisinde artık eridi. Bu kavurma aşamasına dikkat edin. Böyle pilavınız sonrasında daha böyle tane tane olacaktır. Yeterli artık. 3 su bardağı bulgur ıslatmıştım. 3 su bardağına 4 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Bir bardak fazlası. Kapağını kapatıyorum. Altını en kısa alıyorum. Çorbam da pişti. Hemen yağını da yapayım. Çorba birazcık koyulaştı kaynarken. Bundan dolayı azıcık daha su ekleyeceğim ben. Sizler de damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Kettle'da kaynattığım sudan bir miktar koyuyorum. Çünkü birazcık da bekleyecek. Beklerken daha da koyulaşacaktır. Yeterli artık. Şimdi altını yükseğe açayım. Tekrar kaynayana kadar karıştıracağım. Her su eklediğinizde kesinlikle karıştırın. Çorbanız kesilmesin. Artık kaynamaya başladı. Hemen bu tarafa ocağın altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tavanın içine koydum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Şimdi bunları da eriteceğim. Çok fazla naneyi yakmıyorum. Hafif böyle kızgın oldu mu hemen alacağım. Ya artık eridi, tamamdır. Altını kapatıyorum. Çorbamı ilave ediyorum. Artık çorbanın altını kapatabilirim. Yeterli. Yağını döktükten sonra şöyle bir taşım kaynaması yeterli geliyor. Tuzunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli. İçerisine et suyu da attığımız için yeterli gelecek artık. Çorba da hazır. Pilav da bir 10 dakikaya kadar pişer. Bunlar burada böyle demlensin. Ben hemen etim yeterince dinlendi. Et artık şişlere dizebilirim. Eti yeterince dinlendirdim. Yanıma da bir miktar şiş aldım. Et artık açıyorum ama vaktiniz varsa kesinlikle şu bu eti en az 5-6 saat kesinlikle dinlendirin. Emin olun daha güzel olacaktır. Fırınımın tepsisini aldım. İçerisine de böyle telini üzerine oturtturdum. Hemen yapmaya başlıyorum. Şöyle birkaç tane etten koyacağım. Etler küçük olduğu için direkt sırasıyla koymak istemiyorum. Bu sefer sebzesi çok olacak. 3 tane eti koydum. Tekrar biber. Tekrar 3 tane et. Siz tamamen isteğinize göre de azaltıp çoğaltabilirsiniz.
Domates. Tekrar et. Ben 2 ve 3 arası et koyuyorum. Soğan. Çok sıkıştırmıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar et koyuyorum 2 tane. Her şişe toplamda 8-10 tane kadar et gelmiş oluyor. Bu şekilde hazırlayacağım. Tepsiye diziyorum. Ben çok fazlasıyla sosta bekletmediğim için tabii ki daha uzun süreli pişecek etim. Ama sizler bekletirseniz daha kısa da sürede pişecektir fırında. Bir tane daha şöyle göstereyim sizlere. Ondan sonra ben devam edeceğim. Bunun tavuk şişini de yapmıştım. O da çok güzel oluyor. Aynı bu şekilde tabii ki ama tavuk çabuk pişiyor. Hepsini dizdim. Son kalan biber ve domatesleri de bu şekilde şişe hazırladım. İkişer tane et, domates, biber şeklinde hazırladım. Sizler de nasıl isterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve tepsinin telinin üzerine oturtturdum. Çünkü akan su komple aşağı yakacak bundan sonra. Birer yemek kaşığı olacak şekilde üzerine yağ koyuyorum. Çok fazlasıyla etim yağlı olmadığı için. Şöyle biraz et ekleyeyim. Üzerine hem domateslerin, biberlerin güzel kızarması için birer yemek kaşığından hatta daha bile az döküyorum. Eğer etiniz yağlıysa hiç bu işlemi yapmayabilirsiniz. Ben hemen hemen 4-5 yemek kaşığı kadar koymuş oldum. Üzerine şöyle yağlı kağıdı ıslattım. Seriyorum. Yağlı kağıdı sermeyip direkt atarsanız bu sefer etleriniz kuruyacaktır ve pişmeyecektir. Ama bu şekilde buhar yöntemiyle önce etimizi pişireceğiz. Bir 45 dakika kadar 220 derecelik fırında. Daha sonrasında üzerindeki kağıdı alacağım. Domates ve biberler kızarana kadar. Yemeğimi fırından çıkardım. Gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Sadece uç kısımlardakiler birazcık kurumuş. Çünkü yağlı kağıt onu örtmemiş ama diğerleri gayet güzel pişmiş. Bugün yemeklerimi servis tabaklarına alamayacağım. Çünkü misafirim geleceği için bir an önce sofraya götürmem gerekiyor. Bulgur pilavım, yayla çorbası. Yanına ben birazcık da böyle yeşillik salatası hazırladım. Birazcık da paçanga böreği. Bunun tarifi de kanalımda var. Bakarak yapabilirsiniz isterseniz. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.